Kumaşların muhteşem dünyası. Onlar moda dünyasının gizli kahramanları. Ne kadar farkında olmasak da onları olmasaydı üstümüze giyecek bir şey bulamazdık. Peki ama hayatımızın her alanında aslında bizlerle olan kumaşlar hakkında ne biliyoruz? Kimisi terletiyor, kimisi terletmiyor. Kimisini yazın tercih ediyoruz, kimisini ise kışın. Her gün giydiğimiz kıyafetlerin ham maddesini oluşturan kumaşlar neden bu kadar çeşitli, hiç düşündünüz mü? Bu videoda kumaş türlerini ve özelliklerini sizlere tanıtacağız. Videoyu bir solukta izledikten sonra aslında hep duyduğunuz ama hiç bilmediğiniz kumaş dünyasını yakından tanıyacaksınız. Hadi başlıyoruz. Bir diğer adı rayon olan viskon kumaş, ipeğe benzeyen özelliklere sahip. Işıltılı bir görünüme sahip olan viskon kumaş, kayın ağacının liflerinden elde ediliyor. Her ne kadar doğal olarak kayın ağacının liflerinden elde edilse de bazı kimyasal işlemlerden geçerek kıyafetlerdeki yerini alıyor. Dayanıklı olması, terletmemesi ve vücuttan adeta kayarcasına özellikler sergilemesi gibi özelliklerinden dolayı tekstil sektöründe sıklıkla tercih edilir. Hava alan bir yapıya sahiptir. Yani gözeneklidir. Bu yüzden yazın giyilen kıyafetlerin bazıları bu kumaştan üretilir. Rayon kumaştan pantolon, tişört, şalvar gibi kıyafetler üretilir. Viskoz kumaş. Moda ve tekstil dünyasının vazgeçilmezlerinden bir tanesi de viskoz adı verilen kumaştır. Pamuktan üretilen kumaşlara benzeyen yanları vardır. Kayın ağacının selülozlarından elde edilir. Kimyasal işlemlerden geçmediği için doğal bir kumaş olarak adlandırılır. Viskoz kumaş, yüksek oranda nem emme özelliğine sahiptir. Zarif bir görünümü vardır. Bu yüzden bayanlar arasında sıklıkla tercih edilen kıyafetlerde kullanılır. Ayrıca rahat bir kumaş türüdür. Şişme özelliğine sahiptir. Bu yüzden su geçirmeyen bir yapıdadır. Pamuktan üretilen kumaşlara göre daha fazla esner. Brokar kumaş. Genel olarak desenli olarak üretilen bir kumaş türüdür. Brokar kumaş kullanımı oldukça eskilere dayanır. Çok farklı kültürler bu kumaş türünü kullandı. Eski medeniyetlerde bu kumaş türü ipekten üretilirdi. Ancak tekstil sanayisinin gelişmesiyle birlikte yün, pamuk, hatta sentetik elyaftan yapılan brokar giysileri görmek mümkün. Brokar üzerindeki desenler, boyanmış dokuma ipliklerinin desenli olarak hazırlanmasıyla işlenir. Yani özel olarak geliştirilen bir teknikle kumaşlar kendinden desenli olarak hazırlanır. Hava alma özelliğine sahiptir. Ancak nem ve ısıyı orta düzeyde hapsedebilir. Yani diğer kumaşlara göre bu konuda dezavantajlıdır diyebiliriz. Esneme özelliği oldukça düşüktür. Bu yüzden genel olarak özel günlerde giyilen kıyafetlerin üretiminde tercih edilir. Eski toplumlarda düğün ve nişan gibi özel etkinliklerdeki kıyafetler hep brokar kumaştan üretilirdi. Aslında günümüzde de değişen pek bir şey olmadı. Pamuklu kumaş. Hepimiz mutlaka pamuktan yapılan kumaşlara ait kıyafetleri giymişizdir. Çünkü tekstil sektöründe en fazla kullanılan kumaş türüdür. Pamuklu kumaş, doğal bir lif olan pamuktan üretilir. Doğal olan pamuk hem geri dönüştürülebilir hem de dayanıklıdır. Nefes alma özelliğine sahiptir. Bu yüzden yazın giydiğimiz kıyafetlerin neredeyse tamamında kullanılır. Ya da yaz kıyafetlerinin en azından bir kısmı pamuk kumaştan üretilir. Aslında kışın giydiğimiz kıyafetlerin bir kısmında da kullanılır. Kıyafetlerin etiketinde yazan %50 pamuk, %50 polyester ibaresi vardır. Bu ibare, kıyafetin hangi malzemeden ne kadar kullanıldığını ifade eder. Diğer kumaş türlerine göre vücudu daha serin tutar. Bu özelliğinden dolayı yaz kıyafetlerinde sıklıkla kullanılır. Mesela tişörtlerde, bluzlarda, pantolon ve eteklerde. Yazın serin tuttuğu gibi kışın da sıcak tutma özelliğine sahiptir. Palto, kaban ve benzeri kıyafetlerin çoğunda pamuk bazlı kumaş kullanılır. Sentetik kumaşlar. İnsan nüfusunun artması ve doğal kaynakların az olması gibi nedenler
insanları farklı kumaş türlerini üretmeye itti. İşte sentetik kumaşlar bu ihtiyaçlar doğrultusunda üretilmeye başladı. Sentetik kumaşlar birçok kimyasal işlemden geçen odun hamurundan üretilirler. Yani ham maddesi doğaldır. Ancak çok fazla kimyasal işlem gördüğü için sentetik adını almıştır. Peki ama neden? Çünkü doğal kaynaklar sınırlıdır ve insanların tamamına doğal kaynaklardan üretilen kumaşları yetiştirmek çok zordur. Bunun yerine doğal kaynaklardan elde edilen ham maddeler çok az kullanılır ve kimyasal işlemler yardımıyla çoğaltılır. Böylelikle az ham maddeden çok fazla sayıda kumaş elde edilir. Parlak bir görünüme sahip olduğu için cezbedicidir. Bu yüzden sentetik kumaştan üretilen kıyafetler özel günlerde giyilmek üzere tercih edilirler. Bazı ciltlerde alerjiye neden olabilir. Canlı renkler ile boyama işlemine izin verir. Nem tutma özelliği çok yüksektir ve oldukça dayanıklıdır. Yani seveni de vardır, sevmeyeni de. Çünkü bazı insanlar doğal yollardan elde edilen kumaşları daha değerli bulurlar ve bu kumaşlardan üretilen kıyafetleri giyerler. Hatta doğal yoldan elde edilen kumaşlardan üretilen kıyafetleri giymeyi bir prestij meselesi sayarlar. Polyester kumaş, üretimine ilk olarak 1940 yılında başlanmış. O yıllarda sanayi gelişiyor ve petrolün önemi giderek artıyor ve plastik türevi olan polyester malzemesi kimyasal laboratuvarlarda geliştiriliyor. Polyester ilk defa İngiltere'de icat edildi. Ününü ise 1970'li yıllarda kazandı. O yıllarda polyester kumaş kullanılarak hazırlanan kıyafetlerin günlerce ütülenmeden kaldığı biliniyordu. Bu yüzden o dönemin gençleri arasında popülerdi. Hatta birçok genç polyester kumaş kullanılarak hazırlanan kıyafetleri diskotek giysisi olarak adlandırıyordu. Çünkü 68 gün boyunca ütülenmeden kalabiliyordu ve aşırı hareketlerden etkilenmiyordu. Yani kırışmıyordu. Ham maddesi plastiktir. Bu yüzden bol miktarda üretilebilir. Özellikle kışın giyilen kıyafetlerin üretiminde kullanılır. Pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Hava geçirmeyen bir yapısı vardır. Bu yüzden terletme yapar. Bu özelliğinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilmediğini özellikle belirtmek istiyoruz. Yani yazın giydiğimiz kıyafetlerde ya hiç kullanılmaz ya da çok az bir miktarda kullanılır. Neden? Çünkü çok terletiyor. Mont, kaban ve pardösü gibi kıyafetlerde kullanılır. Hava almadığı için sıcak tutma özelliği vardır. Yalnızca kışlık kıyafetlerde mi? Tabii ki hayır. Uyku tulumu, iplik ve nakış ürünleri, dağcılık kıyafetleri, çanta, ayakkabı ve bazı spor ürünlerinde de bu kumaş türü kullanılır. Eğer polyester kumaştan üretilen bir ürün aldıysanız, yüksek sıcaklara maruz bırakmayın. Düşük ısılarda yıkayın ve ütüleyin. Gabardin kumaş. Gabardin kumaşı hiç duymuş muydunuz? Duymadıysanız nasıl bir şey olduğunu hemen anlatalım. Gabardin aslında bir dokuma tekniğidir. Fransa'da icat edilmiştir. Bu yüzden gabardin ismini almıştır. Yapısında yün ve pamuk vardır. Yün ve pamuk karışımı birlikte çok sıkı bir şekilde dokunur. Böylece gabardin kumaş ortaya çıkar. Sık ilmeklere sahip olduğu için oldukça dayanıklıdır. Kaliteli bir gabardin kumaşında çift katlı kambran iplikleri kullanılır. Eğer satın aldığınız gabardin kumaşın kaliteli olup olmadığını anlamak istiyorsanız yüzeyine dokunmanız yeterli olacaktır. Düşük kalitede olan bir gabardin kumaşın yüzeyi sert ve pürüzlüdür. Donuk ve cansız renklere sahip bir kumaş olduğunu söyleyebiliriz. Gabardin kumaştan üretilen kıyafetler kolay karışmaz ve su geçirmez. Esnek olmadığı için de kolay kolay karışmadığını da burada belirtmiş olalım. Daha çok kış aylarında kullanıma uygundur. Yani oldukça sıcak tutar. Artık kıyafetlerde ve diğer eşyalarda kullanılan kumaş türlerini tanıyorsunuz. Bu ve benzeri içeriklerin daha fazlasını izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca beğen butonuna basmanızı rica ediyoruz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.